Arkadaşlar merhaba. Bugünkü doğa gezimiz Muğla il sınırları içerisinde bulunan Saklıkent Kanyonu'ndayız. Ha, buraya yeni geldi. Gezimizi burada yapacağız bugün. Fakat suyun çok bulanık olduğunu görüyoruz. Muhtemelen dün akşam yaylalara yağmur yağdığını duymuştuk. Oradaki çamurlu su, bulanık su buralara kadar gelmiş. Kanyonun görünümü bu şekilde. Fırat Köprüsü'nden geçmek için sıra bekliyoruz maalesef. Kuyruktayız şu anda. Evet, burada kayaların arasında akan müthiş bir dere akıntısı var. Tertemiz, pırıl pırıl. Fakat hemen şuradan da kanyonun derinliklerinden gelen böyle bulanık, çamurlu bir su akıntısı var. Su burada sıcacık. Arka taraftaki az önce derede de müthiş karpuz çatlayan bir şekilde buz gibiydi su. Esas kanyon burası. Fakat maalesef bugün çamurlu suyun içinde yürümek durumunda kalacağız. Buraya kadar gelmiş gene bunun da keyfini çıkarmamız gerekiyor bir şekilde. Kanyonun bu şekildeki uzunluğu 18 kilometreymiş. Ve vadin... Ve şu an ayakkabım kaldı. Eyvah eyvah. Çamur içinde bu ne böyle arkadaş? Bu ne ya, bu ne ya? Eyvah eyvah. Geçemiyor musun? Arkadaşlar, bu kanyonun uzunluğu 18 kilometreymiş yani. Müthiş bir uzunluk sayılır. Bu dünyanın en iyi kanyonlarından bir tanesi. Hem uzunluğu bakımından hem de derin vadiliği bakımından yaklaşık 200-250 metreyi buluyormuş yer yer derinliği kanyonun duvarlarının. Ve bugünün şansına dediğim gibi bugün çamurlu bir suya denk geldik. Bunun amacı dün gece Muğla ve Fethiye taraflarına yoğun bir yağmur aldı. Bundan dolayı dağlardan akan sular bu şekilde bulanık bir durum aldı.
Aman usta. Bayağı bir derin kalbi orası. Evet, burada ilginç bir görüntü var. Büyük bir kaya yukarıdan düşmüş. Ve buraya sıkışıp kalmış. Ve biz bunun altından geçmek durumundayız. Evet, buralar korkunç bir durumda görünüyor. Kayalar birbirine geçmiş ve gökyüzü görünmüyor. Karanlık şu anda. Tamam tamam. Tamam, burada her şey olabilir. Evet, maalesef fazla yürüyüş yapamadık. Suların aşırı çamurlu olmasından dolayı bastığımız yerleri net olarak göremiyoruz. Birkaç defa düşüp çıktık böyle çamurlu suyun içine. Tehlikeli sonuçlar oluştu. Bu sebepten dolayı fazla ilerlemeyip geri dönmeye karar verdik.